işin son bulması için haykıracağız ve söyleyeceğiz. Çocukları sembolize edecek şekilde de bu hafta ayakkabılar meydana koyduk. Düşünün ki bu ayakkabılar oradaki bir çocuğun ayakkabısı. Bunlar hepsi bir çocuğumuzun ayakkabısı çünkü. Düşünün ki bunlar oradaki ölmüş bir çocuğun ayakkabısı. Ve şu anda biz burada dururken bile orada bir çocuk ölüyor. Bunu da içimizden geçirerek 2 dakikalığına sessiz bir şekilde dua ediyoruz. Soygunun bittiği bir zamanı yaşarız. Ama eğer ki bitmezse, eğer ki çocuklar ölmeye devam ederse haftaya inşallah aynı yerde ve aynı saatte tekrardan hepinizi bekliyoruz. Her ne kadar yürüyüşümüz hekimlerin yürüyüşü gibi sembolize edilmiş olsa da hekimler, sağlık çalışanları ve kalbi gazete atan o çocuklar için, bebekler için atan bütün kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı haftaya tekrar inşallah tekrar aynı yerde bekliyoruz. Evet, bu etkinliğimiz hem ülke çapında hem de yurt dışında beraber yaptığımız bir etkinlik aslında. Sembolik olarak hekimlerin sessiz yürüyüşü olarak söylüyoruz ama sağlık çalışanları ve kalbi Gazze'de atan kimler varsa herkes bu yürüyüşümüze katılıyor. Her gün aynı yerde aynı saatte başlıyoruz ve kısa bir yürüyüşten sonra sonlandırıyoruz. Amacımız ne? Amacımız aslında bu Gazze'de olan ölümleri, tabii özellikle çocuk ölümlerini, kadın ölümlerini gündeme getirmek, gündemden düşürmemek. Çünkü görüyoruz ki artık haberlerde son haberler olarak yayınlanmaya başlıyor. Gündemimizden çıkıyor. Bizim için normalleşiyor artık. Normalleşmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Kabullenmeyeceğimizi bir kere daha söylemek istiyoruz. Sadece orada çocuklar ölmüyor. Orada hekimler ölüyor, sağlık çalışanları ölüyor, hastaneler bombalanıyor, okullar bombalanıyor. İnsanın aklı almıyor. Yani bu kadar bu şekilde ölümlerin bir yer olduğu bir dünyada nasıl insanlar sessiz kalabiliyor, nasıl gece uyuyabiliyor? Dolayısıyla aslında bunu gündemimize getirmek istiyoruz. Burada yapmak istediğimiz şey bu. Aynı zamanda oradan ölen meslektaşlarımızı da burada anmak istiyoruz. Düşünün ki bir savaşta hastaneler vuruluyor ve hekimler, sağlık çalışanları ölüyor. Hastane vurulduğu için hastanede tedavi gören hastalar ölüyor. Bunları da gündeme getirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir savaş değil. Savaşta iki ordu savaşır. Ama burada bir soykırım yapılıyor. Bu soykırımı gündemimize getirmek, gündemden düşürmemek ve normalleştirmeyeceğimizi ve kabullenmeyeceğimizi hep beraber vurgulamak istiyoruz. Aslında yürüyüşümüz de sessiz ama bugünkü açıklamamızda da, son basın açıklamamızda artık rakamlar söylüyoruz. Ölen insanlardan bahsediyoruz. Ölen, şehit olan insanlardan bahsediyoruz. Ama bakıyoruz ki bunlar da artık rakam haline gelmeye başladı. Bu hafta basın açıklama sonunu, yani basın açıklama safhasını sessiz olarak 2 dakika düşünerek, içimizden dua ederek, bu zulmün sona ermesi için dua ederek yapmak istedik. Bu haftaki farklılık da buydu.